Herkese selamlar dostlar. 23 Kasım 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelemiz var. 4 tanesi Dünya Kupası, bir tanesi de Euro League karşılaşması. Değerlendirecekler. Bol şanslar, ideallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğiz. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Daha önceki yaptığım Senegal-Hollanda maç skorunu bilen açıklayalım. Hayalet isimli YouTube kanalının sahibi arkadaşımız kazandı. Besat Ç'deki hayalet bu. Profil resmi de o zaten. Instagram'dan yazarsa, kanalın fotoğrafını atarsa katı Telegram gruplarına davet edelim. Sizlere de Belçika Kanada maç skoru ne olur sizlere sorduk. Benim skor beklentim 3-0 veya 3-1'lik bir Belçika galibiyeti. Gollü bir Belçika galibiyeti alabilir diye düşünüyorum. Değerlendirecek kasacakları bol şanslar bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza dahil edelim. Geçtim. Gruplarımızda ne yapıyor? Dün bir tane çok güzel maç önü verdim. Normalde İngiltere'ye ben böyle çok gollü maçlar oynamaz İngiltere. Şu son dönemlerde baktığınız zaman. Fakat kadrosuna baktım. Açıklandım. Maç önü olarak paylaştım. Dedim ki ya İngiltere'nin şu kadrosu gerçekten iki gol atamayacaksa tüm İngiltere'yi benzin döküp yaksınlar dedim. Ciddi anlamda öyle bir kadrosu var ki. Yani ligde izlediğimiz takım oyuncular nasıl? İngiltere takımında izlediğimiz oyuncular nasıl? Onlar biraz daha uyum yakalasa yapacaktı ki yaptı. 6 tane attı. 2 golle 1.55 gibi oran vardı. Maç önü attım bunu bir de. Maçı 28 dakika kala falan atmıştım. Aynen. Tam 15.32'de atmışım. Başarılı oldu. Geçtim bunu. Açıklama kısmında arkadaşlar herkes açık grubumuz var. Orada da ben ara ara canlılar veriyorum ben mesela. Özellikle dün sadece bir tane canlı verdim. O canlımızda da de os, ilk golü Hollanda atar diyerekten erken dakikalarda verdim bu mücadeleyi. Başarılı da oldu zaten. Hollanda 2-0 kazandı. Hem 2-3 golümüz hem maç sonu ikimiz hepsi geldi zaten. Hollanda tarafında da ilk gol gelince her açık grubunda da 4457 kişi var burada. Sizler de açıklama kısmındaki linke tıklayarak da gelebilirsiniz. Geçtim bunu canlılarda gerçekten bakın efsane bir şov yaptık dün. Yani dün özellikle sadece birazdan göstereceğim sadece NBA canlılarımız 10 tane canlı vahşinin 9 tanesi geldi bakın. 10 tane canlı vahşinin 9'u gelmesi ne demek? Yani bu gruba 60 TL verip giriyorlar. Yani sadece dün zaten o bir gece değerlendirmiş olsanız sadece şöyle 2 saatlik bir periyodu değerlendirmiş olsanız zaten 4-5 katı paranızı cebinize koymuştunuz. Biz canlılarda iddialıyız. Ekibime ve kendime canlı bahislerde de güveniyorum bilginize. Hatta göstermek istiyorum sizlere. Şöyle ekrandan göstereyim bakın. Geldiğini yaptığını hepsini göstereyim. ABD en çok korner ev 1.62 orandan alındı. ABD maçına toplam gol 1.5 üstü alındı. İkisi de geldi mi baba? Geldi. Devam et. Toplam gol, en çok korner ev geldi. Devam edelim. Mirandes mücadelesi deplasmanın bir golüne 1.71 gibi orandan girildi. Toplam gol 1.500 girildi aynı şekilde. 1-0 ev sahibi öne geçti. Ne oldu? Maç 2-1 bitti mi? İkisi de geldi mi? Geldi. Devam edelim. Avrupa canlılarımız da var aynı şekilde. Onlar da devam ediyor. Bakın bunların 3 tane canlı verildi burada Avrupa'ya özel. 3'ü de geldi. Sonra NBA'ye başlayalım. 3 tane 1, 2, 3 tane canlı verildi. 4. canlı verildi burada. Bir tanesi geldi. 2, 3, 4. Ne oldu? 4'te 4. Hayırlı olsun dedik mi? Dedik. Geçtik. 1, 2, 3, 4 tane daha canlı verildi mi NBA'ye verildi? 1, 2, bu 5. canlı, 6. canlı, 3, 4, 5. Yani toplamda ne oldu? 10'da 9 canlı yaptık burada da. Yani canlı da dediğim gibi yapıyoruz. Dün zaten kazananlar çok fazla. Tebrik ederim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Çok güzel bir ilgi var. İlgiden dolayı da ayrıca çok teşekkürler. Instagram'da gelen mesajlar olsun, gruba katılan, katılımlar olsun. Tam grubda, sadece canlı odasında bakın. Canlı odasında 514 kişi var. Şöyle göstereyim. Tam 514 kişi var bu grupta. 5 tane de yöneticimiz var. Onlar bizden diyelim. 5 tane de banlanmış arkadaşımız varmış. Toplamda 514 kişi var. İlgiden dolayı ayrıca tekrardan teşekkür ederim. Elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerden ricamız videoyu atacağınız like'lardır. Şöyle yine artı 400 seviyesine bir like atarsanız çok teşekkürler. Direkt isterseniz başlayalım. İlk mücadelemiz Fas-Hırvatistan mücadelesi. Bu maç biraz çirkin bir mücadele olabilir gibi geliyor bana. Yani çok golü geçmeyebilir belki. Golü de geçebilir. Yani şöyle... E kısır geçebilecek maçlardan bir tanesi. Çünkü Hırvatistan bazı oyunlar bazen şöyle oynuyor. Yani oyunu çok fazla kısıtlıyor. Rakibi uyutmaya yönelik bir oyun sergiliyor. Rakibi uyutmaya çalıştığı zaman da maç böyle 1-0 falan bitebiliyor. Fakat karşılarında Fas var ve hücum, hücum gücü güzel bir Fas var. Hakim Ziye, hücum forveti El Nesri, arkalarında Amrabat olacak. Nordin Amrabat sanırım bizim. Amurabat ee, Amrabat olacak. Sağda Amarlah gibi isimler de olacak. Fas takımı da aslında iyi. Oynar mı oynar. Hırvatistan'la yarışır mı? Burada Hırvatistan tabii ki favori gösterilmesi. Favori gösterilmesi lazım ki öyle. Mücadele genelinde ben şöyle bir tercih yapalım diyorum. Toplam gol aralığı olarak değerlendirirsek tek tercih yapalım ve yüksek oranlı gidelim. Yani dediğim gibi kısa bir maç geçebilir, 2 golde kalabilir diye düşünüyorum. 1-1 bir olabilir. Belki Hırvatistan tarafı bir attıktan sonra fast yüklerini 2'ye atar öyle bir maç olabilir. 2-3 gol tercihini burada değerlendirme altına alalım. Genellikle fark ettiyseniz zaten 2-3 gol tercihleri dünya kupasında genellikle kazandırır. İkinci maçım Almanya ile Japonya mücadelesi. Şimdi ben Almanya'nın kadroya baktım. Şimdi ideal 11 ne çıkar diye baktım. Yani bu Bayern Münih'i çıkarmış yine Almanya takımı. Şöyle ön 6 ismi saydığımız zaman da 5 tanesi Bayern Münih'te olduğunu görmek mümkün. Kimi, Goreska, solda Sane, sağda Gnabry, ortada Musiala, ileride de muhtemelen Havertz oynar Werner'in yokluğunda. Sakatlı var Werner'in. Muhtemelen Havertz oynayacaktır. Almanya burada Japonya ile oynayacak ki Japonya'nın hücum gücü de kuvvetli ve çok kaliteli isimler de var. Mesela Tomiyasu var stoper hattında. İleride Kamada, Minamino, Kubo, Ito gibi isimler de var. Japonya'da boş takım değil turnuvaya mutlaka bir şeyler verecektir. Yani oynadığı maçlarda keyif verir diye düşünüyorum bu kadro kalitesiyle birlikte. Fakat Almanya'nın burada atacağı iki gol yani al kombineye koy yani ne diyeyim bir, bir 36 oranı var. Almanya iki tane atar bence burada hem taraftar önünde hem de Bayern Münih kadrosu var dediğim gibi. Son maçında bir anda iki tane atlı hazırlık maçıydı sanırım. Bayağı kötü gidiyordu o maçta. Ama bu maçta Dünya Kupası'nın şakası olmaz. Ev sahibi 1.5 üstü 1.35 gibi 1.36 orandan ideal öneririm. Biraz daha yüksek oranını isteyenler varsa burada 1.71 gibi orandan ilk yarıdan da bir Almanya galibeti neden olmasın diyerekten geçeyim i̇spanya Costa Rica mücadelesi hani İngiltere'ye 4.5 altına bir falan yapılır ya İspanya'ya harbiden yapılır. Çünkü ileride zaten bir kere Morata var ve İspanya çok fazla top çeviriyor. Top çok fazla top çevirdiği için e, dakikaları da öldürebiliyor yani zaman geçirebilen bir İspanya var. Bir atak hazırlığı yaparken mesela bir atak poz, e, hücum pozisyonu üretecekler diyeyim. 3 pas değil de 50 tane pas yaparaktan çıkıyor yeri geldiği zaman da. Costa Rica ile oynayacak. Costa Rica burada ne yapacak? Defans yapacak. Burada ne alabiliriz diye baktığım zaman da ilk yerden bir İspanya galibiyeti şaşırtmaz bizleri. İlk yere birinin direkt, direkt İspanya galibiyeti alabiliriz. Onun dışında başka bir verilecek oran yok. Maç sonu 1-1.5-1, maç sonu 1-2.5-1 şeklinde bir oran vermiyor doğru düzgün. Sadece 1.34'lük burada İspanya'nın ilk yer galibiyeti denilebilir. Diğer mücadelem Belçika ile Kanada mücadelesi. Kanada'nın da kadrosu iyi sayılır bu arada. Güzel bir kadrosu var. Hatta şöyle bahsedeyim. David var, Larin var bizden. David zaten takımın kaptanı. Atiba muhtemelen ilk 11'e yazılmış da oynar mı? Oynarsa ya büyük başarı. Adam kaç yaşına geldi? Belçika tarafına baktığımız zaman da Lukaku olsaydı yani Belçika bu turnuvaya damga vuran takımlardan bir tanesi olabilirdi. Çünkü bunlar da 6. jenerasyonun son maçları. Kevin De Bruyne, Hazard gibi isimler de artık yaşlanıyor, yaşları da geliyor. O yüzden e, bu altın jenerasyonun son dönemlerinden bir tanesi öyle değerlendiriliyor Belçika adına. Şimdi Belçika burada nasıl bir futbol sergiler? Bence etkin bir futbol oynayarak da burada yenmeye oynayacaktır. Fakat hücum hattında Batshuayi var. Ya yani Batshuayi iyi şu son dönemlerde Fenerbahçe'de güzel işler de yapıyor. Fakat hala o özgü o güveni vermiyor bence. Yani yerine bir Lukak olsa çok daha iyi olurdu. Fakat sakat. Maçın beklentisini söyleyeyim 3-0'lık bir Belçika galibiyeti bekleniyor. Ben burada ideal tercihe gittim. Belçika'nın atacağı 2 gole 1.43 gibi oranı vermişler. Belçika bence bu mücadelede 2 tane gol atar gibi geliyor bana. 1.43 gibi oranından Belçika'nın atacağı 2 golü değerlendirme altına alsak bence güzel olur. Onun dışında bir yüksek oran denemesine gitmedim. Sadece ideal tercihimi yaptım. 1.43'ten burada Belçika'nın 2 golüne girdik. Son mücadelem Baskonya ile Zagiris mücadelesi. Baskonya son mücadelesinde kaybetti. Monaco'ya karşı kaybetti. Neden kaybettiğini söyleyeyim ben sizlere. Baskonya'nın bir tane Markus Howard isimli bir yıldızı var. Bu yıldız sahneye çıktığı zaman da şöyle artı 20, artı 18, 19, 20 bandlarına gördüğü zaman da Baskonya 80 bandına zaten yaklaşabiliyor. Diğer oyunculardan zaten bir nevi eşit katkı eşit katkı alabiliyor. Her maçta böyle oluyor. Biri çıkmasa biri çıkıyor. 10 sayı atabiliyor. Yani 8 sayı ataraktan da destek verebiliyor. Önemli olan Baskonya takımının buradaki yıldızının bir tane yıldız çıkıp şöyle 20 tane atması lazım. 20 sayı atması lazım tek başına. de oynayacaklar. Bu reaksiyon maçı olabilir diye görüyorum ben burada. Ben burada Baskonya tarafındayım. Sevdiğim bir takım açıkçası. Burada Baskonya takımı en az 3 fark ataraktan da galip gelmesini bekliyorum. Baskonya bence burada da galip gelen taraf olacaktır. Ben de biraz daha oranı yükseltmek adına, ideale çıkarmak adına 1.42 gibi orandan Baskonya'nın en az 3 fark atarak galip gelmesini bekleyeceğim. Toplamda 5 mücadelen vardı. Genellikle idealden bahsettim. Sadece Fas ve Almanya'ya biraz yüksek oranlı tercihler yaptım. 5 maçın ikisi yüksek oranlı, diğerleri ideal oranlı. Değerlendireceklere bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.